Fütürist Alvin Toffler, geleceğin cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, bilgiye nasıl erişeceğini bilmeyenler olacak demiş ve haklı çıkmıştı. İçinde bulunduğumuz Google çağı tam da böyle bir çağ. Bilgi büyük yığınlar halinde parmaklarımızın ucunda bekliyor. Ancak çoğumuz bu bilgiye nasıl erişip onu nasıl kullanabileceğimizi bilmiyoruz. Yani aslında okuma yazma bilsek de henüz cehaletten tamamen kurtulabilmiş değiliz. Yeni eğitim modelleri tam da bunu dert etmeli. Yeni bireyler, yeni zihinler yetiştirirken bu büyük çağ gerçeğini gözden kaçırmamalı. Teknoloji çağında yeni eğitim modellerini konuşacağız ama öncelikle bir genel resim çizelim. Şu anda mevcut eğitim düzenimizin en büyük meseleleri ne? Veya acilen gündeme alınması gereken sorunları ne? Ya aslında temel soru burada. Yani eğitim ne olmalı, nereye gitmeli? Belki de kritik mesele şu. Teknolojinin bizi, bütün dünyayı çok büyük bir hızla değiştirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Evet. Örneğin ben 50 yaşımı geçtiğim bugünlerde şunu söyleyebiliyorum. Benim babam bir köy öğretmeniydi. Çocukluğumda tarım toplumunu gördüm. Sonra ucundan kıyısından sanayi toplumunu, endüstriyel toplumunu gördüm. Sonra bilişim çağını gördüm. Şimdi uzay çağını yaşıyorum. Bu 50 yıllık ömrümün içinde bütün hepsini gördüm. Üstelik de birkaç çağ daha yaşayacağız galiba. Önümüzde. Evet. Eğitimin en ciddi sorunu aslında şu. Eğitim bizim konvansiyonel alanlarımızdan bir tanesi ve eğitim biliminin kendisi doğası itibariyle test edilmemiş, deneyimlenmemiş olan alanları, çünkü öğretmen öyle yetiştiriliyor. Güvenilmez bilgileri sahaya götürme, çocuğun karşısına çıkarma diyor. Ama günümüz öyle bir şey ki yenilikçi, deneme yanılmaya çok fazla fırsat var. O zaman da geç kalıyorsunuz. O zaman da geç kalıyorsunuz, aynen. Dolayısıyla eğitim konservatif alanlardan, muhafazakar alanlardan bir tanesi aslında, evet, yaşamın, evet, içinde. O yüzden eğitimin dijital süreçle yenilenen dünyayı yakalaması bütün dünyanın problemi. Sadece Türkiye'nin problemi değil. Buradaki kritik tartışma sorusu şu. Omurga olarak insanı, öz olarak insanı yeniden inşa edilmesi gereken bir devre girerken, öz olarak insanı koruyarak androidlere, yeni çağ, programlı makinelere, robotlara yeni bir yaşam kültürü gerekiyor. Bu yaşam kültürünün içinde sosyolojik olarak her türlü evriliyoruz. Eğitimde nasıl evrileceğini cevabını bulamadı. Evet. Türkiye'deki eğitim sisteminin en büyük krizi aslında burada şu anda. Biz nasıl bir eğitim yapacağız sorusu dünyanın krizi, bizim daha büyük krizimiz. Çünkü biz ülke olarak kalkınma aşamasında bir taraftan da ekonomik hamleler yapmaya çalışıyoruz. Bu hamleleri doğal olarak en güçlü olan insan kaynağınızla yapmak zorundasınız. Ve bu insan kaynağının aldığı eğitim süreci aslında bizim ekonomik kalkınmamızın da omurgasını oluşturacak. Dolayısıyla tartışmanın bizde büyük olması doğal. Ancak tartışmanın ekseninin bizde ne yazık ki son 25-30 yıldır sınav ve kısa dönemli başarı odaklı bir eğitim modelinin insanların algılarına yerleştirilmesi nedeniyle gelecek inşa edecek bir eğitim modelini tartışamıyor Türkiye kültürü. Evet. Şimdi peki insan kaynağı dediniz. Yani dijital çağ deniyor, teknoloji çağı deniyor, böyle bir devirde yaşadığımız söyleniyor. Mevcut eğitim düzeni bu yeni çağa uygun zihinler yetiştirebiliyor mu? Asla. Asla yetiştiremiyor. Örneğin şöyle birkaç tane konu vereyim ki bu arada Milli Eğitim Bakanlığımızı gerçekten Sayın Bakan başta olmak üzere tebrik ederim. Üstünde çok tartışılan bir lise, yeni lise müfredatı konusu var. Evet. Açıklanan ve önümüzdeki yıl belli bölgelerde pilot yapılarak başlayacak. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size örneğin. Türkiye'nin gündemi hızla değişirken bir taraftan. Örneğin 18 yaşındaki gençlerimiz seçme ve seçilme haklarına sahipler. Yani seçilerek mecliste insanlarımızı temsil edebiliyorlar. Başka bir sürü şeyi yapabildikleri gibi. Bu çocukların hepsi lise öğrencisi. Ancak bu lise öğrencileri okudukları okulda seçmeli derslerini bile seçemiyorlar. Evet. Yani bırakın hayatlarına karar vermeyi. Dolayısıyla artık dünyanın bir taraftan eğitimin boyu uzarken eğitimin de formasyonu değişiyor. Evet. O da erken yaşta çocukların yeni kavramlarla, yeni bağlamlarla değişmesi. Girişimcilik, teknoloji girişimciliği, dünyanın problem alanları, mesela dünyada konuşuyoruz. Birkaç tane problem alanımız var. Yeni dünyanın, bu dünyanın bu yüzyılda, yani 20. yüzyıla 21. yüzyıl arasındaki yüzyılda kritik problemlerimiz. Popülasyon, nüfus. Yani dünya tarihinde ilk kez, insanlık tarihinde ilk kez dünya nüfusu bir yüzyıl içerisinde toplam nüfusun %50'si kadar artacak. Evet. Yani 6,5 milyarlardan 9 milyara ulaşacağız. Bu bize beraberinde doğal kaynaklar sorunu getiriyor. Tüketilebilir gıda, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir su kaynakları, enerji kaynakları, üstelik de habitat. Yani nerede yaşayacak bu insanlar? Dikey yerleşen kentlerle,
kırsal alanları nasıl yapacağız? Dolayısıyla bütün bu problem diye tarif ettiğimiz alanlar aslında bu yeni dünyanın yeni iş alanları. Evet. Ve bu problem alanlarında teknolojinin tetiklediği gelişim çözecek. O zaman bu çocukların girişimciliğini ve teknolojiyle olan ilişkisini yeni bağlamlara taşıyan okul modeline ihtiyacı var. Evet, peki şimdi bir eğitimi bir deşelim. Daha doğrusu iki farklı malum, birisi kamu eğitimi diyelim. Önce ona bakalım yaygınlığı itibariyle. Oradaki manzarayı nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle söylemek lazım. Aslında yani Türkiye'nin kamu eğitimi çok kolay bir mesele değil. Yani Türkiye'de 1 milyon 50 bini aşmış olan Milli Eğitim Bakanlığı personel sayısı var. Eğitimci sayısı var. 60 binden fazla okulumuz var Türkiye'de. Çağ nüfusu 1.7 milyon, 1.8 milyona gelmiş durumda. Ve okul çağındaki çocuklarımızın K12 dediğimiz anaokulundan ilkokulun sonuna kadar olan dönemdeki çocuklarımızın geleceğini inşa etmek bakanlıklar açısından çok kolay bir iş değil. Evet. Bir, bunun bir kere yapısal olarak biraz yerele güç dağıtması gerektiğini düşünüyorum. En azından anaokulu ve ilkokul temel eğitim dediğimiz bölümün yerel yönetimler tarafından sorumluluk alınan toplulukların yani komünitelerin yaşadığı mahallesinde, sokağında okuluna sahip çıkan yeni bir toplumsal algı yaratmalıyız. Ortaokul ve liseler ayrıca zaten çocuğun pedagojik gelişimi de böyle. Ne yazık ki bizim ülkemizde şu anda mahallesindeki okula sahip çıkan mahalleler çok az. Evet. Herkes kendisini sosyal statüyle eş tutarak kendi oturduğu mahallede değil bir tık daha iyi gördüğü mahalleye götürmeye çalışıyor çocuğunu. Erenköy'deki okula bakıyorsunuz Kartal'dan servisle geliyor. Bir, toplumun zihinsel yapısını değiştirmemiz lazım. Bakanlığın bu konuda iyi bir çalışması var. 2005'te müfredat değişikliği yaptık ilköğretim okullarında. Bunun üzerine gelen yapıyla ilköğretimde biraz daha bir nebze daha iyi olmakla birlikte aslında kamu okulları dediğimiz okullarımızın en büyük krizi şu anda liselerdi. Yani liseler ne yazık ki şu an itibariyle resmi okullarımızda da ve hatta özel okullarımızda da liseler kabus durumda. Oraya gelelim şimdi. Bir de özel okullar boyutu var. İyi kötü yaygınlaşıyor yani. Dünyanın belli ülkelerine kıyasla hala sınırlı sayıda olsa bile ama yaygınlaşıyor. Oradaki durumu tatmin edici buluyor musunuz? Yani bir alternatif yaratabiliyorlar mı gerçekten? Şu anda öyle olduğunu söyleyemem. Çünkü Türkiye'de özel okul fiziksel anlamda yani bina ve kapasite olarak aşağı yukarı %13'lere gelmiş durumda özel okulların oranı. Evet. Toplam sistemin içindeki yeri. Ancak doluluk ve öğrenci sayısı açısından baktığımız zaman bu özel okulların içerisinde konumlandırılabilen öğrenci sayısı %8'leri geçmiyor. Bu da zaten açıkça görülüyor ki özel okulların bir öğrenci bulabilme problemleri var. Burada özel okulların son birkaç yıldaki artışındaki birkaç tetikleyicinin özel okulları niteliksiz hale getirdiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi dershane dönüşümü sırasında zorunlu olarak temel liselere dönüştürülen okulların hayatlarında hiç okulun ne olduğunu bilmeyen dershaneci bir kadronun okul yapmaya çalışması ciddi bir problemdi. İki, ekonomik gücü olmayan insanların yani ekonomik kapasitesi olmayan insanların bu tür kurumları çalıştırıyor olması da bugünkü kapanan özel okullar, vatan iflas eden durumu ortaya çıkardı. Burada bence problemin iki büyük derinlik alanı var. Bir, özel okullar teknolojiyi reklam aracı olarak kullanıyorlar. Gerçek anlamda teknolojiyi üreten çocuklar yetiştirmek yerine teknoloji tüketicilerini destekliyorlar. Peki şimdi gelelim o zaman eğitimin niteliğine. Şimdi mesela yeni çağda girişimci ruh kazandırmanın önemli bir artı oldu. Söyleniyor. Bu iddiayı da ortaya koyan okulları da değerlendirerek bunu verebiliyorlar mı bu çocuklara gerçekten? Şöyle örneğin bizim bir 5 yıl kadar önce geliştirdiğimiz bir programımız var. Önce ortaokul öğrencileriyle başladık. Sonra lise öğrencilerini dahil ettik. DİGLA, Girişimci Gençlilerle Akademisi diye bir program yürütüyoruz bir taraftan. Aslında çağın ihtiyaçlarından bir tanesi de bu. Çünkü mesela bizim kuşakla ya da şu anki ortaokul lise öğrencilerinin anne babalarının farkının arasındaki temel mesele şu. Bizim kuşakta zaman daha yavaş ilerliyordu. Dolayısıyla 20-25 sonrasını öngörebiliyorduk. Ve bizim de etkilendiğimiz bilgi kaynakları çok sınırlı olduğu için okula geldiğimiz zaman hazır bulunuşluğumuz şimdiki çocuklar gibi değildi. Oysa şimdiki çocuklar etkilenme alanları, medya kaynaklarını, interneti düşündüğümüz zaman o kadar hazır ve donanımlı geliyorlar ki çocuklar artık bilginin kaynağıyla sorunu olmayarak geliyor. Dolayısıyla okulun çocuklara özellikle girişimcilik yani buna şey diyoruz entrepreneurship mindset dediğimiz yani girişimci bakış açısını erken yaştan kazandırmak gerekiyor. Burada şu soruyu söylemek lazım ya daha doğrusu şu tespiti yapmak lazım. Girişimciliği biz ülkemizde ne yazık ki şöyle algılıyoruz. Hani para kazanan ticaret yapan sanki tukakaymış gibi algılıyoruz. Bu yanlış. Girişimciliği şöyle tarif ediyoruz biz. Girişimcilik problemler karşısında fırsatları sorgulayan, sızlanmak yerine buradan hangi, isterse sosyal girişim yapsın, isterse ticari girişim. Ayrıca para kazanmak ayıp bir şey değil.
ticaret yapacak insanlar hayatlarını kazanır. Önemli olan orada etik akılla ticareti yapabiliyor olması. Hani bugün konuştuğumuz vahşi kapitalizmin dışında, çünkü hayatın kaynağı ekonomi ve oradan dönecek o. Dolayısıyla sosyal girişim olabilir, ticari girişim olabilir ama çocuklarımızın erken yaşta girişimci akıl yapısına, düşünme biçimine gelişmesi lazım. Bu da neyle olur? Mevcut müfredatın içerisinde müfredatın statikolaşmış noktalarını çıkartarak çocuğun gerçekten John Dewey'in dediği gibi, yani okul bir simülasyon merkezi değildir. Okul hayatın ta kendisidir. Okulda gerçekten, mesela benim bir lise tasarımım var. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllar içerisinde gerçekleştirmek istiyorum. Lisede hiçbir yemekhane yapmayıp lisenin içerisinde kantin ve kafeteryalar yapıp bunu da öğrencilerin işletmesini istiyorum. Enteresan. Dolayısıyla teknoloji laboratuvarını öğrencilerin işletmesini istiyorum. Çünkü bu çocuklar mesela bizim ilkokulumuzda dün gelen bir teklif, ilkokul 4. sınıf öğrencileri şöyle geliyorlar okul müdürüne, diyor ki öğretmenim bizim okullarımızda kantin yok. Ancak zaman zaman ihtiyacımız olabilir ama bu kantin olmamasının nedeni de çocukların sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak isteyişiniz. O yüzden biz şöyle bir karar aldık. Sadece sağlıklı, tüketilebilir, organik anlamda niteliği belirlenmiş olan gıdaların bulunabileceği bir kantin yapmak istiyoruz ve bunu biz çalıştırmak istiyoruz. Peki nasıl yapacaksınız sorusu. Para takas da kullanabiliriz onun yerine. Yani kitabıyla yapabiliriz. Mesela bu bana şunu söyledi. Aynı zamanda yaratıcılık da önemli bir bu zamanda, bu teknoloji aynen çağında. Bunu verebiliyor mu? Sizin söylediğiniz şey iyi bir örnek. Doğru. Genelde bu verilebiliyor mu? O konuda size Türkiye ile ilgili şöyle bir tespitte bulunayım. Evet. Bizim ülkemizde ne yazık ki son 25 yıldır eğitim sistemimizin içerisindeki en ciddi problemlerimizden bir tanesi, biz Türkiye'de matematik öğretmiyoruz. Matematik hesap yapabilme becerisi öğretiyoruz matematik derslerinde. Şimdi ilkokul 3. 4. sınıfta, yani çocukların 9-10 yaşına geldiği zaman, 8 yaşında çocuklar soyut somut farkındalığını geliştirirler. 9-10 yaşına geldiği zaman çocukların geliştirmesi gereken şey de matematik okuryazarlığıdır. Bunun 3 tane temel boyutu var. Ben birini söyleyeceğim sadece. 9-10 yaşına gelen, bizi izleyen ebeveynler düşünsünler. 9-10 yaşına geldiği zaman çocuğunuza bol bol perspektif çizdirin. Küp, dikdörtgenler prizması, bu bakış açısıyla dolap. Çünkü beyin o zamana kadar 2 boyutlu düşünür. 9-10 yaşına geldiği zaman derinlik algısını geliştirmeniz lazım ki o zaman yaratıcılık açığa çıkabilsin. Evet. Çünkü 8 yaşına kadar soyut somut algındalığı olmak için çocuk yaratıcılığı dediğimiz şeyden gelen, doğuştan getiren bilgeliği vardır ve hayal kurar. Hayal kurma mekanizmaları da ona bir sürü şeyi anlattırır ama 8'inden sonra soyut somut farkındalığı oluşunca çocuğun o hayal kurma dünyası kapanır. Bizim orada yaratıcılık geliştirmek için devreye girmemiz lazım. Onun için de çocuğa perspektif algısı geliştirmek peki lazım. Peki biraz gelecekten bahsedelim. Aslında gerçekleşen de bir gelecekten bahsediyor. Şimdi yapay zekanın meslekler düzenini bayağı alt üst edeceği söyleniyor. Kesinlikle. Bugün işte şoförlükmüş, muhasebecilikmiş, noterlikmiş pek çok mesleği anlamsızlaştırabileceği söyleniyor. Bizim eğitim sistemimiz bu yeni meslek düzenine hazır bireyler yetiştirebiliyor mu? Asla. Ya ben size şöyle örnek vereyim. Bugün Türkiye'deki üniversitelerimizdeki pek çok mühendislik alanından mezun olan çocuklar yani bugünün teknisyenleri haline düşecekler. Evet. Çünkü hatta bu teknisyenler haline düştükleri zaman da iş bulamayacaklar. Çünkü çok basit bir iki örnekle bakalım. Siz de teknoloji programı olarak bunları görüyorsunuz. Çok fazla değil. Bundan 5-6 yıl içerisinde bütün şimdi değiştirdiğimiz kimliklerimiz, çipli kimlik kartlarını deri altında bir şekilde taşıyor olacağız. Hatta çok yakın bir zamanda bizim serum kan vermek için ya da serum takmak için takılan kelebeklerin içerisinden gönderdiğimiz nanorobotlar, küçücük nanorobotlara kod yazıyoruz ki bu deneniyor şu anda. Evet. Yazdığımız kodla diyeceğiz ki git şu filan kanser hücrelerini tanımlayacağız, bu hücreleri vücuttan temizle. Dolayısıyla kanseri yok edecek olan nanorobotlarımız olacak. Hatta ben şunu da söylüyorum. İnsan cinsinin türünün, yani yeryüzündeki insan türünün en son organik nesli belki biz deriz. Çünkü bu çocuklar bir süre sonra işte giyilebilir teknoloji dediğimiz şeyle bir süre sonra kolunun tamamı, bir kolu giyilebilir teknolojilerle yavaş yavaş androidleşmeye başlayacak. O zaman son organik neslini yaşadığımız insanlığı, kendi yedek parçasını yapan insanlığa doğru gidiyoruz. Birkaç yıl sonra 3D printerlarla organlarımızı basıyoruz. Tamam. Yani böyle bir dönemde bizim temel paradigmal Türkiye'deki hatamız şu. Teknoloji tukaka. Aman ha çocuklarımızı şeyde yetiştirelim, doğada yetiştirelim. İyi de teknoloji hayatın dinamiklerini değiştiriyor. Biz evet, bu teknolojiyi yani design for human, yani insan için nasıl teknoloji tasarlarız? İnsanın daha, çünkü insan varoluşundan itibaren kendine daha iyi bir hayat kurmak için çalışmış.
Şimdi bir yandan da okulların bir takım teknoloji konusunda odaklandıklarını görüyoruz. Mesela işte algoritmik düşünceyi teşvik etmek üzere. Mesela robotik çalışmaları yapıyorlar, ne bileyim yarışmalar düzenliyorlar falan. Onları yeterli buluyor musunuz? Yoksa hani demin söylediğiniz gibi bunlar ne bileyim PR mı daha çok? Ya şimdi Türkiye'de eğitim sisteminin içerisinde özel okulların getirdiği ne yazık ki bir yozlaşma var. O da trend. Evet. Yani sürekli birkaç yıldır trend kavramlar buluyoruz. İşte önce yapılandırmacı yaklaşım dedik. Arkasından şimdi işte çoklu zeka dedik. Arkasından beyin temelli dedik. Şimdi Arduino diyoruz, STEM diyoruz, robotik diyoruz. Yani biz kavramların içini boşaltıyoruz. Şimdi çocuklarımız bizim robot ve teknoloji yapıyorlar. Arduino'larla çalışıyorlar. Bir Google yaptığınız zaman göreceksiniz. Arduino'larla her okul neredeyse muzla piyano yapıyor. Buradaki problem şu. Bir, muz zaten dünyada gıdanın az olduğu bir dünyada tüketim haline dönüştürülmüş ve üstelik bir insanın işine yaramıyor. Bir kere muzu çöp haline getiriyor. İki, o çocuğun muzdan piyano yapıyor olmasının onun zihinsel gelişimine ne katkısı olacak sorusunun bir karşılığı yok. Şimdi bizim gerçek problemlerle, yani bizim Gigla programının içinde söylediğimiz bu zaten. Evet. Çocukların dünyanın gerçek problemleriyle çalıştığı, enerji problemiyle diğeri ve bunu yarışmalar için değil, gerçekten prototipleyerek yatırıma dönüştürüyor. Ben bir Amerikan üniversitesiyle bu dönemde birkaç toplantı yaptım. Bana çok ilginç bir tespitte bulundular. Amerika'nın ilk 25'teki üniversitelerinden bir tanesi, bir devlet üniversitesi. Şöyle dediler, dediler ki hocam biz Türkiye'de bir R&D center kurmak istiyoruz. Yani Research and Development Commercialization. Şimdi bizim üniversitede 66 tane profesör var. Geliştirmeyi ticarileştirme. Evet. Dediler ki Türkiye'de biz baktık, araştırıyoruz son 5 senedir. Müthiş araştırma geliştirme projeleriniz var. Teknokentlerden çıkıyor, çocuklardan çıkıyor ama siz bunu ticarileştiremiyorsunuz. O yüzden biz Türkiye'de bir teknokentte, İTÜ Teknokent'in içerisinde bu ARGE projelerini nasıl ticarileştiririz sorusunun cevabı için bir merkez kuracağız diyor. Bakın bu bize aslında bir ipucu vermesi lazım. Okullardaki problem de bu. Evet. Üniversitelerde bile böyle. Yani bugün üniversitelerden çıkan patent, üretime dönen ürün, ya bu kadar çok mühendislik fakültesinin olduğu bir ülkede, bu kadar çok robotun, teknolojinin konuşulduğu bir ülkede 3-5 tane patent, 3-5 tane startup buradan çıkıp bir yere gelmez mi? Evet. Şimdi peki siz de anladınız, bir takım somut modellerden bahsedelim. Mesela birisi bilim, teknoloji ve işte mühendislik ve matematiği önceleyen STEM modeli. Onu mesela o bağlamda da mesela geleceğin okulu diye anılan, sizin değerlendirmeniz tabii daha önemli. Billy Brown gibi okullar var. İşte San Francisco'da malum. İşte Silikon Vadisi'nin ihtiyaçlarına karşılayabilecek türden bir okul deniyor. Siz bu tür modelleri yeni çağın ihtiyaçları bakımından nasıl görüyorsunuz? Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın da bu yönde çok pozitif algısı var ve destekleri de var. Türkiye'de de alternatif bu tarz model okulların kurulabilmesi için girişimlere onay veriliyor, açılıyor. Bizim de böyle bir girişimimiz var. Şimdi bir kere bu girişimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni çağın okulunu yakalamak için alternatif modeller geliştirmek lazım. Biz Türkiye'de sistemi şöyle bir hatayla algılıyoruz. Sistemi ayrı bir yaklaşım, bir model gibi algılıyoruz. Aslında STEM dediğimiz şey bakın, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik. Bunu şöyle tarif ediyorum ben. Çocuklar bilim ve bilimsel düşünceyle büyümeliler. Neden? Çünkü geleceğin problemlerini bilim çözecek. İki, niye teknoloji öğrensinler? Uygulamaya geçirmek gerekiyor. Bilimin geliştiricisi teknoloji. Evet. Peki niye mühendislik? Herkes mühendis mi olsun? Hayır, mühendisliğin en önemli disiplini tasarım fikridir. Yani neden niçin ilişkisi kurar ve başlar ve sonuca ulaştırır. Dolayısıyla başlama bitirme becerisi ve tasarım. Peki niye matematik? Çünkü matematik bir bilim değildir ama doğanın ve bilimin dilidir. Dolayısıyla bilim ve bilimsel düşünce için matematik dilinde okur yazar olması lazım. Teknolojiyi geliştirme için kullanması lazım tetikleyici olarak ve tasarım zihnine sahip. O zaman bunu STEM diye tarif etmeden disiplinler arası konuşan, gerçekten problem temelli çalışan, yani çocuğun sosyal problemleri, yaşamsal sorunları erken yaşta gördüğü okul modellerine ihtiyacımız var. Bunun da adının ne olduğu önemli. Mesela bir tane okulda ben söyleyeyimse, yine San Francisco'da Silikon Vadisi'nin içerisinde bizim de kardeş okulumuz, muhteşem bir okuldur. Stanford Üniversitesi'nin şeyidir, laboratuvar okuludur. Nueva bir charter school'dur. Nueva'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi mesela kampüsü tamamen enerji dostudur, yeşil enerjidir. Ve çocuklar tarafından tasarlanmıştır. Mesela Nueva'daki lisedeki öğretmenlerin %50'si mühendistir. Şeyden geliyor, üniversiteden mezun olan. Ben sordum oradaki mühendislerden bir tanesine. Dedim ki neden, yani Stanford mezunu bir mühendis niye gidip öğretmenlik yapıyorsun sorusunu sordum. O dedi ki ben dedi annem babam da öğretmen. O zaman galiba klasik öğretmen modelini de mi sorgulamak gerekiyor, değil mi? İşte tam da orası. Yani artık
özellikle lise çağındaki çocukların üretim süreçlerinin içerisinde yani mindset değişimi, bir de tüketimden üretime geçişi getirmek lazım. Bunun için de çocukların burada sadece öğretmenlerle pedagojik alanda karşılaşmaları değil, üreticilerle, yani usta, çırak, atölyedeki demirci, yani bir robot yapacak olan, robot prototipi yapacak olan bir çocuğun hayatında saçla, saç kıvırmayla, makinenin üzerinde tornada, frezede çalışmıyor olmasını düşünememek lazım. Çünkü bu artık çok kombine bir iş haline geldi. Peki size iki fütüristten sizin de bildiğinizi tahmin ediyorum bir sözler okuyayım. Birisi Alvin Toffler'ın işte geleceğin cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, bilgiye nasıl erişeceğini bilmeyenler olacak diyor. Bir bu, bir de yakın zamanda Noah Harari'nin söylediği bir şey. Artık ömür boyu tek bir eğitim almanın ve tek bir meslek icra etmenin devri geçiyor. Hani birden fazla, belki bir yaştan sonra başka mesleklere geçmemiz gerekiyor. Bu şu demek aslında, sürekli öğrenme gerekiyor değil mi? Aynen. Bunu verebiliyor muyuz? Bu imkanlar yeterli mi? İşte bu aslında şeyde gerçekleşiyor. Yani çocuğun 0-10 yaş arasında, şimdi ilk 6 yılın sonunda beyin gelişiminin %90'ı tamamlanıyor. O 6-10 yaş arasında da davranış, tutum ve becerilerin %95'i gelişiyor. Dolayısıyla aslında bir çocuğun gelişimi açısından hayattaki en kritik dönem ilk 10 yıl. Şimdi bu bahsettiğimiz yaşam boyu öğrenme becerisi dediğimiz beceri de aslında çocuğun hayata karşı tutumlarıyla ve davranışlarıyla şekilleniyor. Çünkü beceri dediğimiz şey inançlara yaslanır. Evet. O biraz çocuklardan da yetişkinleri de ilgilendiren bir mesele. Şimdi öyle olduğu için işte ben şunu diyorum. Artık yetişkinleri eğitmek, değiştirmek çok zordur. Biz kendi okullarımızda da şunu diyoruz, çocuklar üstünden anne babaları değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla çocuğun erken yaştan itibaren öğrendiklerini unutup öğrenebilir olması, topların dediği gibi. Çünkü artık işe yarar bilgi var, yaramaz bilgi, çöp bilgi çok fazla. Üstelik de bazı bilgilerin kullanım ömrü çok, rafta çok kısa kalıyor. Aynı teknolojik cihazlar gibi. O zaman çocukların seçme, karşılaştırabilme, eleştire aklı, critical thinking dediğimiz bunların hepsinde yetkinleşmesi lazım. Bunları da ilk 10 yıl bilemediniz ortaokul sonuna kadar, 14 yaşına kadar geliştirmek, evet. Sonra da üretime odaklandırmak lazım. Bu konuda 2005 Türkiye'de bizim bakanlık adına yapılan müfredat değişikliği çok kritikti. Bunun paralelinde şu anda Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın derliğiyle Türkiye'de çok ciddi bir mesleki gelişim süreci yürüyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Öğretmenlerimizin düşünme biçimini değiştirmek lazım. Anne babaların ve öğretmenlerin. Evet, peki şimdi bir takım teknolojilerden bahsediyor. İşte büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka, süper bilgisayarlar vesaire. Bunlar eğitim düzenini bence alt üst etmeye aday. Kesinlikle. Ne yapmalıyız? Ya şimdi benim üniversitede okuduğum yıllarda 80'lerin sonu eğitim fakültesinde de biz yeni yeni işte şeylerden PC, Commodore'lardan yeni PC'lere geçmiştik, masaüstü bilgisayarlara. İşte Fortran, kart bastığımız ilk Fortran. Ben bu arada lisansta matematik okuduğum için o yıllarda bilgisayar programcılığı yoktu. Matematik ve fizik okuyanlar biz yapıyorduk o işi. Dolayısıyla teknolojiyle çok geçmişimden bu yana iç içe olduğum için, bir tarafım yazılımcı olduğu için o yıllarda şeyi tartışırdık. Acaba teknoloji öğretmenin yerini alacak mı? O zamanlar almaz diyordum ama şimdi fikrimi değiştirmiş durumdayım. Çünkü sahip olduğumuz teknolojik araçlar, mesela büyük veri. Evet. Bakın dünyanın şu anda tıbbi cihazları, MR'lar bilmem neler, bunların hepsi son 15 yıldır internet ağı üzerinden birbirlerine bağlılar. Dolayısıyla mesela GE, General Electric'in şeyi, tıbbi cihaz departmanı dünyadaki belki milyardan fazla insanın MR'ını seçmiş. Tomografisini çekmiş. Şimdi 3-5 vakayla karşılaşan hekim mi daha doğru karar verecek? Yoksa bölgesel, yöresel filtrelerle en doğru kararı oradaki büyük veri bankasından mı alacağız? Dolayısıyla bu bize kararlarımızın aslında iki şeyini getiriyor. İnsanın duygu boyutu, empatik zekası, makinenin karar vermedeki şeyi, hata payını minimize ettiği şey. O yüzden Android yeni bir yaşam formu geliyor. Öğretmenlikte de bunun artık oraya doğru gittiğini düşünüyorum açıkçası. Evet, peki şimdi bir de çok gündem olan eğitimle ilgili bir konu PISA sonuçları. Hani Türkiye yine galiba son yine pek tatmin edici sonuçlar alamadı gibi görünüyor. Bunun sebepleri nedir? Bir eğitimci olarak siz ne söylersiniz? Çok basit aslında. Demin söylediğim sistemde bu saklı. Neden saklı? Yani bunu son birkaç konuşmamda, yıllardır da yazılarımda yazıyorum. Bakın PISA 1980'lerde başlayan bir çalışmanın ürünü. Kısaca hikayesini anlatayım, programı da zamanında yetiştireyim. PISA, OECD'nin yaptığı bir araştırma. Evet. OECD, Türkiye'nin de arasında kurucu olarak bulunduğu Uluslararası Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Şimdi biz kurucusuyuz bunun, sonradan girelim falan diye uğraşmamışız. Sonra bu OECD'nin bir departmanı, Stratejik Araştırmalar Departmanı diyor ki, biz nasıl olur da bir ülkenin geleceğiyle ilgili ekonomik gelişimi, sosyal refah konusunda öngörüde bulunabiliriz? Bunun üzerine
Özetle büyük aramalardan sonra 2000'li yıllarda başlayan PISA araştırması ortaya çıkıyor. PISA araştırması şunu yapıyor bilimsel olarak. Diyorlar ki biz 15 çünkü 14-15 yaşında bir insan hayatıyla ilgili kritik kimlik ve kişilik karakter oluşumu bitmiş oluyor. Oradan sonra onu inşa ediyor. Evet. Ve PISA şöyle diyor. O zaman diyor bütün ülkelerdeki araştırmaya katılan bütün ülkelerdeki 15 yaşındaki örnek sayıdaki kız ve erkeklere bakalım. O yüzden PISA'nın hangi okulda okuduğuna bakmaz çocukların. 15 yaşındaki kız ve erkekleri alır ve bunlara 3 temel alanda ölçüm yapar. Bunlar ne biliyor musunuz? 1. Ana dil okuryazarlığı, 2. Bilim okuryazarlığı, 3. Matematik okuryazarlığı. Yani diyor ki bir gencin ekonomik refah üretecek bir ülkeye katkı sağlayacak olabilmesi için ana dil okuryazarlığı güçlü olmalı. Bilim yapabilmesi için matematik okuryazarlığı güçlü olmalı ve bilim okuryazarlığı güçlü olmalı. Dolayısıyla işte teknolojiyi geliştiren mesela Finlandiya PISA'da skorları iyi çıkardı ama bakıyorsunuz son 15 senedir de teknolojide müthiş işler geliştiriyorlar. Küçücük bir ülke. Çünkü niye? Bu üçünü geliştirdik. Biz Türkiye'de nasıl okuduk? Ülke olarak bilim okuryazarlığımız olmadığı için araştırma sonucu aslında. Biz bunu sınav zannettik, araştırma gibi okumadık. Örneğin Güney Kore bunu okudu, Çin bunu okudu, Polonya bunu okudu. Ne oldular? Dediler ki bakın biz Türkiye'de Finlandiya modeli okul pazarlamaya kalkıştık. Evet. Halbuki Güney Kore dedi ki, işte Estonya dedi ki, Polonya dedi ki bir dakika Finlandiya neyi iyi yaptı da buraya geldi? Evet. İyi yaptıkları şey belli. Ana dillerini çok iyi okuryazarlığını öğrettiler. Ortalama 700-750 kelimeyle konuşuluyor sokakta Fince. Hı. Türkiye'de 100-150 kelimeyle konuşuluyor Türkçe. Bilim okuryazarlığını geliştirdiler, matematik okuryazarlığını geliştirdiler. Böyle olunca bakın son 10 yılın PISA'sına geliyorsunuz. Polonya tepeye çıktı. Çin tepeye çıktı. Finlandiya'yı geçtiler. Güney Kore tepeye çıktı. Bu ülkelerin her birinin eğitim sistemi de birbirinden farklı. İnançları farklı, nüfusları farklı. Bir takım evrensel gerçekler çerçevesinde özgür modeller geliştiriyorlar. Aynen öyle. Bakın bir alıp bir şeyi kopyalamadılar. Evet. Dediler ki biz nasıl ana dili geliştiririz, bilim okuryazarlığını geliştiririz ve matematik. Türkiye'nin de bunu böyle okuması lazım. Dönüp biz ana dil okuryazarlığını nasıl geliştireceğiz? Bilim okuryazarlığını ve matematik okuryazarlığını. Peki siz şuna çok vurgu yapıyorsunuz. Maker bireyler yetiştirmek. Doğru. Bu ne demektir? Biraz açar mısın? Yani aslında bugünlerde yani orayı da biraz daha Türkçe yani kendi dilimiz üzerinden konuşmaya çalışıyorum. Aslında maker'ın tarifi çok somut, üreten demek. Bizim ne yazık ki son 20-25 yıldır ülke kültürü olarak bizim özellikle 1980 sonrasında liberal ekonomiyle birlikte bütün dünyada olduğu gibi kapitalizmin getirdiği tüketim kültürü aşılanarak büyümüş bir toplumumuz var. O yüzden de bizim düşünme biçimlerimiz, sokaktaki düşünme biçimimiz tüketen zihni oluşturuyor. Oysa bizim şunu sorabiliyor olmamız lazım. Yani kendi çocuklarımızın şunu sorabiliyor olmalı. Bir şeyi çöpe atmadan önce bunun son kullanım ömrü tamamlandı mı diye sorabiliyor olması lazım. Başka işe yarar mı? Evet. Yani başka birisi kullanabilir mi? Sadece bende değil. Benim için bitmiştir ama başka birinin işine yarıyor mu? Bu gıda için de geçerli, yiyim için de geçerli. Mesela finansal okuryazarlık dediğimiz şey de bununla ilgili. Dünyada yeni... İşte şimdi zaman zaman konuşuyoruz ya siyaset, politika tarafından da emperyalizmin, kapitalizmin getirdiği nokta buraya geldi diye. Şimdi dünya yeni bir yaşam biçimi arıyor. Bu yaşam biçimi de artık kaynakların birilerinin zengin olması için tüketici zihniyle harcanması değil, dünyanın kaynakları bitti. Biz artık bu kaynakları gerçekten adil, paylaşıma uygun, insanca bir yaşam için nasıl tüketmeden, örneğin benim param çok, istediğim kadar benzinle yakabilirim demek yerine, bir dakika bu dünyanın kaynakları diyebilen çocuk yetiştirmek lazım. Üretim felsefesi de bunu diyor. Üreten çocuklar, biz diyoruz ki mesela mesela bizim okullarımız anaokulundan başlayan çocuğu... Şimdi sormuş olalım o zaman, şimdi bu kadar şey konuştuk. Siz somut olarak, eğitimci olarak siz neler yapıyorsunuz? Şunu çok somut, yani biz BOEP diye bir çerçeve program geliştirdik. Beceri odaklı yön eğitim programı diye. Bu programın özü şu, biz diyoruz ki yani büyük fotoğraftaki 3 standardımız var. Bizi bitiren, bizim okullarımızı bitiren çocuğun 3 standardı olması lazım. Girişimci ruha sahip, dönüşümlü düşünebilen etik vatandaş olsun. Yani 18 yaşında yüksek öğretime giderken çocuk bu 3 standarda sahip olsun. Bunun için de bir sürü uygulamamız var. Özetle birkaç şey söyleyeyim. Bir, çocukların üretici zihne sahip olmalarını istiyoruz. Üretici zihne sahip olabilmek için de anaokulundan başlayarak şunu söylüyoruz. Birinci haftaki görevi evinde bir kere 2-3 tane atık kutusu oluşturuyor. Son kullanım ömrü doldu mu dolmadı mı? Evde kullanılamaz artık bu bitti denilen her şey sonra başka bir yerde kullanılabilir diye. Sıfırı almadan önce ben bunu tamir edebilir miyim diye düşünmeye. Harcamalarını finansal okuryazarlığı erken yaşta geliştirmeye odaklanıyoruz. Ve mesela bir yılı 4 çeyreğe bölüyoruz. 4 tane temayla çalışıyoruz 7 yıl boyunca. Birinci tema ben kimim? Çünkü kendini bilmeyen dünya hiçbir şey vermez. 2. Ekosistem. Ekosisteminde kimler var onlarla ne yapacak? 3. Üretim.
Biz sanatı da üretim olarak alıyoruz, dijitali de üretim olarak alıyoruz. Dört de etik zeka. Yani etik zeka sorunu zaten dünyayı bu hale getirmiş durumda. Çünkü insanlık özellikle son 19. 20. yüzyılda etik zekasını yok ettikçe yaşam kültürü yok olmuş, yeni kentler bize başka bir şey getirmiş. Bütün bunların hepsinin sonucunda biz şimdi çocuklara böyle bir dünya bırakıyoruz. Bunun için de biz okulda diyoruz ki çocuklar daha güzel bir dünyayı, yaşam alanını tasarlayacaklar. Çünkü bu onların dünyası. Biz de dediğim gibi bu döneme girişimci ruhu olan, dönüşümlü düşünebilen, mesela çocukların bu dönemdeki I Generation dediğimiz generation'da en çok şikayetimiz şey, çok benciller. Her şeyi kendisi için istiyor. Evet, çünkü tek büyüyorlar. Fazla kardeşleri yok, sokak yok, mahalle yok. O zaman bu çocukların okulu işte yeniden tanımlı. Okul artık şey olmalı, bizim mahallede büyüdüğümüz, birlikte oynayıp birbirimizden akran öğrenmesini yok ettik mesela. Mahallelerimizde öğreniyorduk her şeyi. Şimdi okul yeni akran öğrenmesinin olduğu yer olmalı. Dolayısıyla çocuğun süreçte rol aldığı, empati becerisinin geliştiği, özellikle girişimci ruhunun, girişimcilik sızlanmak değil, problemler karşısında ben bunu nasıl aşarım diye sorabilen birisi ve bunu da topluma döndürebilen, bu topluma. Tabii ki bütün bunların hepsini diyoruz ki çocuklar tabii ki girişimci olun. Ama etik şirketleriniz olsun, etik aklınız olsun, sosyal şirketleriniz olsun. Dolayısıyla okul aslında bizim yaptığımız mesele değil. Bizim okulumuz zaten teknik olarak baktığımız zaman bir şey, sosyal girişim. Biz bir model kurgulamaya çalışıyoruz. Evet. Derdimiz de o. Türkiye'de hem kamu okullarının hem de özel okulların gerçekten, çünkü özel de olsa, bakın ben mesela kendi okulumuza özel okul demiyorum, özerk okul diyorum. Çünkü karlılık amacı, çünkü bu iş karlılık amacıyla yapılmaz. Bu iş toplumsal sorumluluktur. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bugünlerde bir başka fütürist, Noah Harari, ömür boyu tek bir eğitim almanın ve tek bir meslek icra etmenin geride kalacağını söylüyor. Yani yeni bir zorlayıcı çağ bizi bekliyor. Bu yeni çağda eğitim sadece yeni kuşakların meselesi değil, yeni ekonominin parçası olmak veya bu ekonominin içinde kalmak isteyen herkesin derdi. Büyüyünce şu işi yapacağım demek artık yeterli değil. Büyükken edinilecek yeni mesleklere de ihtiyacımız olacak. Siz kendinize hiç sordunuz mu? Büyükken başka ne iş yapabilirim? Ve elbette bu işi yapabilecek donanımım var mı? Vlog'un yeni bölümünde görüşmek üzere.